Kırşehir iline şöyle coğrafi anlamda bir baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen tam ortasında yer alan küçük bir ildir Kırşehir. 7 tane ilçesi var. Bunlar Kaman ilçesi, Akpınar ilçesi, Akçakent, Çiçek Dağı, Boztepe ve Mucur ilçeleridir. Bir de Kırşehir merkez ilçesi olmak üzere 7 ilçeye sahiptir. Bu ilçelerin her birinin kendine göre bazı özellikleri vardır. Yerel seçimlerde özellikle Akpınar gibi ilçelerin, bazı Çiçek Dağı gibi ilçelerin farklı belediyelerde olduğunu, Kaman, Kırşehir Merkez, Boztepe ve Akçakent gibi ilçelerin biraz da muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu bölge olarak biliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar, özellikle Cumhuriyet'in ilanı yıllarında Kırşehir'in nüfusunun 7-8 bin civarındayken Ankara nüfusunun 12 bin olduğunu da biliyoruz. Bu sebeple şöyle bir kıyaslandırma yapılabilir. Kırşehir ile genel anlamda coğrafi yapı olarak Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray'ın tam ortasında kalan bu kırmızı ile işaretlenen bölge Kırşehir ile. Bu sebeple gerek Kayseri gibi büyük bir şehrin, gerekse Ankara gibi merkez bir şehrin tam ortasında yer alması sebebiyle, diğer taraftan da Nevşehir gibi turistik bir bölgenin bu bölgede yer alması sebebiyle Kırşehir maalesef çok fazla gelişememiş ve Kırşehir hakkındaki çalışmalar bana göre, ben bir Kırşehirli olarak, çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, Kırşehir'in şöyle bir özelliği var. Birazdan kaynaklardan da bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım ama Kırşehir aslında Bilecik bölgesinde, Bursa bölgesinde, bu bölgede kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluşunda en etkili illerden bir tanesidir. Bunun sebebi ise Ahilik Teşkilatı'nın Kırşehir'de kurulmuş olması. Ahilik Teşkilatı nedir? Ben burada sizlere uzun uzun anlatmayacağım. Ama genel yapı olarak şunu söyleyebiliriz. Ahilik Teşkilatı'nda halkın sorunlarını, bir ekmek satın alan vatandaşın ekmeğin içinden çıkan bir ürünle ilgili şikayet edebileceği bir merci olarak düşünün. Bugünkü Türk Standartları Enstitüsü gibi çalışan bir tane kadısı, bir iki tane cellatı, yanında işte bugünün anlamıyla hakimleri, savcıları olan bir yapı ve bunlar gelerek sizin işletmenizi denetliyorlar. İşletmede yapılan çalışmalar doğru düzgün bir şekilde devam ediyorsa o işletmeye onay veriyorlar. Düzgün bir şekilde devam etmiyorsa sizin papucunuzu alıp dama atıyorlar. O zaman da Kırşehir'de küçük damlar var, yüksek binalar yok ve kapınızı da mühürlüyorlar. Eğer çok ağır bir suç işlemişseniz işte dönemin kadıları, hakimleri, savcıları neyse bunların sayesinde size çok ağır cezalar, işte bunlar gerçekten İslam hukukuna göre çok ağır olabilen cezalar veriliyor ve böylelikle bir daha siz de halkı dolandırmamış oluyorsunuz. İşte bu şekilde kurulan bir ahilik teşkilatından bahsediyoruz. Osmanlı Devleti bu bölgede, Bilecik, Söğüt, Domaniç bölgesinde kurulduktan sonra arkadaşlar, bütün illerdeki yayılmasını ahilik localarıyla da gerçekleştirmiştir ve ahilik localarının katkısıyla Osmanlı Devleti'nin hızla yükselmesi daha da bir garanti altına alınmıştır. Zaten Osmanlı'nın kuruluşunda birazdan bakacağımız gibi Aşık Paşa'nın da büyük önemi var. Bakalım Kırşehir'de yaşamış olan bu bilim adamı Aşık Paşa kimdir? Bunu internete yazdığınızda arkadaşlar, 1972 yılında Kırşehir'de doğduğu, yani gördüğünüz gibi hemen hemen 20-25 yıl sonra Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu görüyoruz. Kırşehir'de doğmuş. Baba İlyas'ın oğullarından ve Konya'da 6 ay hükümdarlık yaptıktan sonra Sultanlığı Karamanoğullarına bırakan Muhlis Paşa'nın oğludur. Şimdi Aşık Paşa'nın Kırşehir açısından önemi nedir arkadaşlar? Aşık Paşa dini ve tasavvufi bilgilerini Kırşehirli Şeyh Süleyman'dan öğrenmiştir. Ve burada en önemli konu şu ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında babasıyla birlikte Osman Gazi'nin yanında hizmet etmiştir arkadaşlar. Daha sonra Şeyh Edebali'den bahsedeceğiz ki Şeyh Edebali de Karaman, Kırşehir ve Konya bölgesinde yaşamış bir bilim adamıdır. Hatta Kırşehir'de Şeyh Edebali Türbesi de vardır. Şeyh Edebali'nin kızı Orhan Gazi'nin çocuklarıyla evlendirilerek Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş dönemini oluşturmuştur. Bu sebeple arkadaşlar, Orhan Gazi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtiği yıllarda Aşık Paşa'nın Kırşehir'e gelerek baba ocağına yerleştiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Aşık Paşa yaşadığı dönemde Osmanlıca ya da Arapça şiirler çok meşhurken, bu dönemde Türkçenin hızlı bir şekilde kullanılmasını ve Oğuzlar arasında dostluk, kardeşlik ilkelerinin aşılanmasına, daha sonra ise Türkçe ile Yunus tarzı ilahilerinin yaşatılmasına vesile olmuş bir bilim adamıdır ve mutasavvıftır. Aynı zamanda arkadaşlar, Aşık Paşa'nın günümüze kadar ulaşan ilahileri ve hikayeleri de mevcuttur. Bunu da söyleyelim. Kırşehir ile Anadolu Bozkırı'nın ortasında kültür ve sanat merkezi özelliğine sahip bir ildir arkadaşlar. Bunun en önemli sebebi ise bugün bile hayranlık uyandıran ahilik felsefesinin, ahilik teşkilatının Kırşehir'de doğup
Kırşehir'den yayılmış olmasıdır ki birçok kişi maalesef bunun farkında değil. Göz kamaştırıcı bir kültür varlığına sahip bir ilçedir. Çok fazla bilinmemektedir. 13. yüzyılda Türkçeyi büyük bir inançla savunan, şiirleri besteleyen, şiirleri yazan yazarlar, Türk Edebiyatı'nın ölümsüz eserleri arasına giren bazı eserler Aşık Paşa tarafından yazılmıştır ve şu anda Kırşehir'de türbesi bulunmaktadır. Aynı zamanda arkadaşlar Türkiye'nin ve dünyanın belki de ilk gökbilim medresesi Cağcağ Bey Camii, ki bunu internete yazıp da Cağcağ Bey Camii Kırşehir diye yazdığınızda ve bunun görsellerine tıkladığınızda çok ilginç bilgilerle karşılaşacaksınız. Bu da şu arkadaşlar, bakın bu cami yüzlerce yıl önce yapılmış ama bakın caminin sol tarafında yukarı doğru harekete geçen bir füze görüyorsunuz. Bakın o zaman füze teknolojisi daha hiç hayatta yokken. Bakın burada da görüyorsunuz, sağ tarafında füzenin buradaki parçasının ayrıldığını görüyorsunuz. Diğer tarafından bakıldığında ise arkadaşlar füzenin kalkışa geçtiğini görüyorsunuz ve caminin tam kubbesinde, şu resimde de gördüğünüz gibi, havadaki gök cisimlerini incelemek için bir açıklık olduğunu ve bunun tam altında da bir havuz olduğunu biliyoruz. Şöyle baktığınızda, yani yukarıdaki açıklıktan aşağıdaki havuzda çeşitli incelemeler yapıldığı söylenilmektedir. Gerçekten dünyanın bilinen uzay bilimleriyle ilgili ilk araştırmalarının yapıldığı medrese olarak tarihi kayıtlara geçmektedir. Şuralarda da zaten önemli bilgileri görebiliyorsunuz. Bakın sol tarafta daha hareket etmemiş bir uzay aracı. Hemen sağ tarafta biraz daha hareket etmiş bir uzay aracı. Diğer yönde ise artık bağlantısını koparmış bir uzay aracını görüyorsunuz. İşte bunun o dönemki teknolojilerle mümkün olması ihtimal dahi değilken, bu caminin nasıl böyle planlandığı ve burada ne amaçlandığı arkadaşlar gerçekten hala büyük bir araştırma konusudur ve Cağcağ Bey Camii'ni eğer Kırşehir'e gelirseniz, şu gördüğümüz camiyi mutlaka ziyaret edin. Dünyanın ilk gökbilimi medresesi burada yer almaktadır. Aynı zamanda İslam Hukuku Üniversitesi, dünyadaki en eski, felsefi ve tasavvuf bilgini Cağcağ Bey tarafından geliştirilen çeşitli eserler bu bölgede yer almaktadır. Bunların dışında birçok ses sanatçısı, gazeteci, bilim adamı Kırşehir'de yetişmiştir ve yetişmektedir. Uğur Mumcu'nun da Kırşehirli olduğunu birçok kişi bilmektedir. Bununla birlikte arkadaşlar Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ise Kırşehir'e 30-32 kilometre uzaklıkta, Nevşehir il sınırları içerisindedir. Ancak Kırşehir arkadaşlar çok yakın bir türbedir. Gitmediyseniz mutlaka gidin ve bu türbeyi ziyaret edin diyoruz. Gerçekten mükemmel bir türbe ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin de burada naaşının bulunduğu söylenilmektedir ve bilinmektedir ve burada çeşitli medrese eğitimleri yapılmıştır. Gelelim bugünkü konumuz olan Kırşehir düğünlerine. Kırşehir arkadaşlar 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ahiler Kalkınma Ajansı'nın çalışması ve Kırşehir Belediyesi'nin katkıları ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmuştur. Bu ne kadar da önemlidir belki anlayamayan arkadaşlar için şunu söyleyelim. Türkiye'de müzik alanında UNESCO tarafından tescil edilen ilk ve tek il Kırşehir ilidir arkadaşlar. Ve alanında, bu alandaki ilk ve tek şehir olma özelliğini taşımaktadır. Tabii ki bunun en önemli etkenlerinden birisi de Neşet Ertaş. Yine Kırşehir'in önemli bir sanatçısı. Neşet Ertaş'ı birçoğumuz biliriz. Ancak arkadaşlar bilmeyenler için şunu söyleyelim. Gerçekten çok büyük bir saz ustasıydı. Ve babası Muharrem Ertaş'ın yolundan giden çok büyük bir ustaydı. Ve ben buraya bir 5-6 saniyelik de Neşet Ertaş'ın müziğini koyayım. Sizi de Neşet Ertaş'la kısaca bir tanıştırayım. Sonra da düğün videolarımıza geçelim. Hadi bakalım. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu aşkına bakışan göze. Evet arkadaşlar, büyük ozanımızı dinlediniz çok kısa da olsa. Umarız birazcık olsun gönüllerinize dokunabilmişizdir. Şimdi isterseniz Kırşehir'in o dillere destan düğünlerinden kısaca sizlere bir kesit paylaşalım. Eğer bu videomuza yeterli yorum ve yeterli beğeni gelirse Kırşehir düğünleriyle ilgili daha güzel videolar da hazırlamaya çalışacağız. Hadi bakalım düğünlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, Samimi Mutfak'ta Kırşehir Kaman ilçesinin burası, buranın adı ne? Neydi bu çay bahçesinin? Kaman'da düğün salonundayız arkadaşlar. Açık hava düğün salonu. Beyda Havuzbaşı düğün salonu burası. Kırşehir Kaman ilçesine geldiğiniz zaman burada 2 saatliğine
çok cüzi bir ücretle düğünlerinizi falan yaptırtabiliyorsunuz. Şu anda tabii bir ara verdiler. Normalde saz çalıyor, davul çalıyor, zurna hepsi var. Şurada gördüğünüz gibi düğün pastası hazır. Biz de tanıdık olduğu için geldik. Masamıza yavaş yavaş yemekler yavaş yavaş geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir ortam var. Şöyle ben size manzarayı da göstereyim. Manzarası var. Abi il dışındakiler seni İl dışındakiler sizi ne diye tanır? İl dışına da göndereceğim. Düğün oldu. Düğün oldu diye. Yani sizi kim olarak bilirler? Erdal abi. Tamam. Evet. Dipi ailesinin arkadaşlar düğünü. Gurbetteki herkese de selamlarımızı iletiyoruz. Gurbetçilerimize, Hamit kasabasından olan bütün gurbetçilerimize. Erda abimizin de düğünü olduğu için çok da mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Amin. Varsın çocuklarınız olsun. Sağ olasın inşallah. Evet, böyle güzel bir ortam arkadaşlar. Erda abimiz Erda Dipi olarak geçiyor isim olarak. Yurt dışında Kırşehir, Kaman, Hamit kasabasında yaşayanlar bilir zaten Dipi ailesini. Burada güzel bir ortam var. Sizler de yolunuz düşerse burayı ziyarete gelebilirsiniz. Özellikle Kaman girişteki kebap salonlarından da faydalanabilirsiniz. Bizde şöyle ufak tefek yemeklerimiz geldi. Evet arkadaşlar, düğünde şimdi eğlence zamanı. Yavaş yavaş başlıyorlar. Yemeğimizi bitirdik arkadaşlar. Böyle bir tabak geldi. Kolları bakın, şimdi davulu patlatacaklar arkadaşlar. Davulun üstüne çıktı babası. Arkadaşlar biraz yakından çekeyim. Düğün pastası geldi. Biraz yakından çekelim arkadaşlar. Düğün pastası geldi. Nasıl abi? Evet arkadaşlar, tanıdık çıktı. Kırşehir'in düğünleri çok meşhurdur. Kardeşim nasılsın? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vay vay vay, nasılsın ya? Şu anda kaç yıldır görmüyorum ha. Kaç yıldır görmüyorum. Hiç değişmemiş. Nerede de o? Nerede yaşıyorsun? Neredesin sen kardeş? Ya ben seni yıllardır görmüyorum ya. İyisin değil mi? Yok, hiç değil. Ben yaşlandım ben. Şimdi yurt dışındakiler bu düğünleri çok merak ediyorlar ya. Çekiyorum oraya gidiyorum.
meşhurdur Kırşehir düğünleri. Yolunuz düşerse mutlaka gelin. Gerçekten güzeldir. Bak eski arkadaşlarımız. Ay. Ha, bunlar da bizim kasabamızın değişmeyen sakinleri. Evet arkadaşlar, Kırşehir'e yolunuz düşerse mutlaka gelin. Bu düğünleri mutlaka görün. Çünkü Kırşehir düğünleri bir başkadır diyoruz. Evet arkadaşlar, Samimi Mutfak'ta şimdi de bir arkadaşımızın düğününe geldik. Süleyman abimiz var. Kendisi Kaman Hastanesi'nde çalışıyor. Dediğim gibi Kırşehir düğünlerine gelmediyseniz çok şey kaybettiniz. Gurbetçiler için çekiyorum ben bu videoları arkadaşlar. Biz şöyle aracımızı park ettik. Gelin arabası süslenmiş. Her tarafta tanıdıklar var. Çok güzel, çok açık havada mükemmel bir ortam. Canlı saz çalıyor. Canlı bir şekilde müziği de size dinleteyim. Açık hava olduğu için biraz tabii kurallara pek bakılmıyor ama evet, geldik. Evet arkadaşlar, geldik. Düğün yapılıyor çatır çatır. Burası Kırşehir Kaman. Bir başka düğüne geldik. Size biraz da bizim Kırşehir'in havalarını dinleteyim. Düğünlerimiz genelde yemekli olur. Yani gelen kişiler kesinlikle yemek yemeden gönderilmez arkadaşlar. Masalardan görüyorsunuz. Aslında son yıllara kadar düğünlerde içki de çok oluyordu ama son yıllarda biraz azaldı. İyi ki de azaldı. Silah çok atılır bizim düğünlerde, Kırşehir'de. Silahı çok severler. Ben çok tavsiye etmiyorum yani böyle şeyleri ama... Düğünler kalabalıktır. Gerçekten düğünler düğün gibidir. Tabi biz bugün birçok yere gittiğimiz için biraz yorulduk ama gördüğünüz gibi. Düğünlerimiz Türkmen düğünüdür arkadaşlar. Tabi Kırşehir'de Kürt vatandaşlarımız da var. Onların düğünleri de biraz daha değişik olur. Ama genel olarak Kırşehir düğünleri hakikaten gezilip görülmesi gereken düğünlerdir. O yüzden buradan gurbettekilere de sesleniyoruz. Mutlaka yolunuz düşerse Kırşehir'e bir uğrayın. Özellikle yaz döneminde gelin ki bu düğünleri bir izleyin. Yani bu düğünlerin atmosferini bir yaşayın deriz. Muşlar gülün adını, adını. Amanın
kadar işte böyle. Düğünümüzü daha geride bıraktık. Gidiyoruz. Bizim buranın düğünleri güzeldir arkadaşlar. Mutlaka Kırşehir'e geldiyseniz, gelmediyseniz de gelin. Yani arkadaşlar, bilmiyorum sesten duydunuz mu ama gerçekten müzikle ilgilenenler, canlı müziği sevenler, Neşet Ertaş'ı sevenler gelsinler. Düğün arabalarımız süslenmiş. İnsanlarımız çok doğaldır. Burası gördüğünüz gibi Kaman arkadaşlar. Kaman merası. Şurada meşhur özel hareketçilerin eğitim aldığı bir dağımız var. İşte burası da bu şekilde. Bir başka videoda samimi mutlakta gezelim görelim de görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Samimi mutlakta bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi eyvallah dostlar.